Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan ittifaklarla ilgili hemen kısacık onu yayınlayalım. Sonra ekonomi penceresi de açacağız. Konuğumuz da geldi. Birazdan ekranlarınızda taşıyacağız kendisini. Biz biliyorsunuz herhangi bir ittifakta yokuz. Tezkereler zor kararlardır. Yani vebal içerir. Hı-hı. Her türlü vebali olur. İkilemler arasında karar verirsiniz. Böyle çok hiçbir zaman net karar olmaz bu tezkereler. Ama ne yapacaksınız? Yani tezkerelere şimdi evet diyenlerin bir kısmının içinde belki fırtınalar kopuyor olabilir. Ya aslında hayır mı olsaydı diye. Hayır diyenlerin bir kısmının içerisinde fırtınalar kopuyor olabilir. Ya acaba evet mi olsaydı diye. Biz ne yaptık? Biz bu konuya çok analitik yaklaştık öncelikle. Bizim 50 kişilik bir genel merkez yönetim kurulumuz var. Genel merkez yönetim kurulumuza bizim dışişleri ve güvenlik politikaları başkanımız bir sunum yaptı. Tamamen teknik bir analiz. Evetten yana, hayırdan yana görüşler vardı. Çekimser kalalım diye görüşler vardı. Ve çekimser kalalım diyenlerin sayısı evet ya da hayır diyenlerin sayısından daha fazlaydı. Yani öyle bir eğilim oluştu, öyle bir temayül oluştu. Çekimserlik de demokrasinin bir gereği. Parlamenter sisteme geçildiğinde ise parlamenter sistemde her partinin genel başkanı doğal bir başbakan adayı. Yani eğer öyle olmaz parti niye var? Yani buradan... Dolayısıyla bu işin tabiatında var. Hı-hı. Yani işin tabiatında öyle. Ancak şu var ki biliyorsunuz mevcut sistemde bir de bir ittifak ve ortak cumhurbaşkanı adayı modeli var. Daha önceki seçimde yani 2018 seçimlerinde bunu en azından Cumhur İttifakı uyguladı. Seçim atmosferine girildiğinde seçim sayacı artık çalışmaya başladığında o günkü şartlara göre bir karar vereceğiz. İttifak aslında bir seçim ittifakı. Fiili durum aslında biraz koalisyonlara benziyor. Yani evet. Bugün eğer AK Parti ile MHP beraber ortak bir irade ortaya koyuyorlarsa bu aslında eski koalisyona benzer bir yapı. Yani bugün mesela dese ki Sayın Bahçeli ya kardeşim bu iş olmuyor. Ben bu işten zarar ediyorum. Hem ortağım hem de ülke kötüye gidiyor. Ben çekiliyorum bu işten dese o anda biter. Der mi? Konuyu dağıtmayayım ama der mi? Deme ihtimali var mı? Daha önce dedi. Hakarete yaklaşan ifadeleri var Sayın Erdoğan'la ilgili. Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diye bağırıyor meydanlarda, mitinglerde yani. Neden böyle desin bunu? Ama dönüyor işte bir sonraki seçimde de bizim adayımız diyor Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Bunu Sayın Bahçeli dedi yani. Sayın Erdoğan ne diyordu? Erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir diyordu. Kayıtlarda bunların hepsi ha. Hı hı. Sonra 2018 Haziran'da erken seçim kararı aldılar.